Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz, siyasi çok ciddi bir mesele var. Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın istifası. Aslında tarihçiler bu nevi hadiseleri biraz zaman geçince yorumlarlar. Hani anında hemen yorumlamak pek tarihçilerin anlık işi değildir. Ben de genelde akşamdan beri hiçbir sosyal medyada da bir görüş belirtmedim. Neticeyi beklemek adına, ne olduğunu anlamak adına. Ancak bugün bazı hadiseleri çeşitli sorular itibariyle de değerlendirme lüzumunu hissettim. Yani şu ana kadar vuku bulan hadiseler neden oluyor, ne sebepleri oluyor? Zira ortada doğru veya yanlış pek çok yorumlar dolaşıyor. Biz de tarihten bakarak bu anı yorumlamak adına bir şeyler söyleyebiliriz. Evet, Berat Bey netice itibariyle şu net bir şekilde görülüyor ki istifasını sundu. Yani iş artık Cumhurbaşkanımızda. O ne karar verirse ona göre adımlar atılacak ve devam edilecek. Yalnız tabii akşamdan beri söylenenler, konuşulanlar, yazılanlar meselenin ne olduğu hakkında bir bilgi ortaya kesin konulmaması yüzünden çok çok ve çok karıştı. Aslında ben planda düşündüğüm Berat Bey'in Amerika başkanı giden Amerika başkanı kaybeden Amerika başkanı Trump'la olan yakınlığıydı. Bilhassa Trump'ın da damadı üzerinden yakınlıklarıydı. İlk olarak Amerika'da bir siyaset değişikliği var. Bu siyaset değişikliğine uygun bir kimsenin maliyeye gelmesini önemli olarak düşündüm ve bir anlamda buradan muhtemelen Türkiye'de de bir takım değişiklikler oluyor dedim. Bu normal mi diye sorabilirsiniz bana. İşte bu noktada evet normal diyorum. Zira bunu tarihte de görüyorum. Tarihte de devletler güçlü ve devamlı ilişkide bulunduğu ülkelerle işbirliği yaparken oraya yakın adamları iş başına getirirler. Yani bu bilhassa dış işlerinde ve maliyede önemlidir. Maliyede belki tarihte bu kadar önemli değildi. Ama bugün itibariyle düşündüğümüz zaman devletlerin birbiriyle borç alışverişleri ve çeşitli ekonomik ilişkileri itibariyle baktığımızda neredeyse bir dışişleri bakanlığı kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ben şahsen ilk planda aklıma bu geldi. Çünkü bugünkü yeni gelen Amerika'daki başkanla ve onun getireceği, çalışacağı insanlarla Berat Bey'in muhtemelen sıkıntılar yaşayacağı belliydi. Dolayısıyla da bunu düşündüm. Osmanlılar da bunu yapıyordu. Ruslarla mesela siyasi ilişkiler çok arttığında veya İngilizlerle Fransızlarla çok arttığında neyi yapıyordu? İş başına onlara yakın, onlarla ilişki kurabilen, onlarla irtibatı olan kişileri getiriyordu. Bunlar özellikle Bunları nasıl bilebilirsiniz? Mesela uzun yıllar Londra Büyükelçiliğinde bulunmuştur. Roma Büyükelçiliğinde bulunmuştur. İşte dolayısıyla bunlar masaya rahat otururlar ve konuşurlar. Buradan şu anlaşılmasın, ülkesini satmazlar. Bakın yine milli olursun ama masaya oturmak, konuşmak çok önemlidir. İster anlaş ister anlaşama. Burada haklarını koruyacaksın. Burada her devlet bunu yapar. Kendi hakkını, hukukunu korur ama masaya oturamayacak bir adamı oraya göndermezsin. Onların soğuk bakacağı bir adamı göndermezsin. Dolayısıyla ben şahsen ilk aklıma gelen husus buydu ve normal olması gereken de buydu. Ancak tabi başka gelişmeler de oluyordu. Gerçi bunlara da baktığımız zaman bunlar da hep son gün zamanlarda oldu. Yani işin bir de siyasi kısmı olabilir. Nitekim Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, Maliye'de ve Merkez Bankası'nda bir kısım bürokratların gitmesi bunlar son 5-10 gün içerisinde gelişen olaylardı. Tabi bunları Berat Bey kabul ediyor muydu? İçeride sıkıntılar var mı? Ben bunların dışındayım. Ancak mutlaka etkisi olabilir mi? Ha, bu noktadan baktığımda da olamaz demiyorum. Çünkü netice itibariyle kendisinin çalıştığı bürokratlardır görevden alınması kendisini üzmüş olabilir. İşin bu kısmını açıkçası şu an itibariyle kapalı ama etkili olabileceğini şahsen düşünüyorum. Üçüncüsü daha yine geçenlerde gördük. Yine bir siyasi hadise İstanbul ilçe başkanları. Evet, yaklaşık 22 tanesi görevden alındı. Görevden alındı. Şimdi Yine biz biliyoruz ki il başkanlığında Berat Bey'e yakın bir isim var İstanbul'da ve seçimi kaybetti. Seçimi kaybetti. Dolayısıyla da içeride bir Trabzon ağır Trabzon lobisinden de bahsediliyordu. Bunlar bir noktada artık ehil insanların, çalışan insanların gelmesi lazım geldiğini millet söylüyordu. Peki bunlar çalışmıyor muydu? Seçimi kaybettiysen çalış veya çalışma. Bir değişikliğe ihtiyaç duyarsın. Bunların da etkisi olmuş mudur? Olmuştur. Yani bunların her biri benim aklıma ilk geleni ve ilk düşündüğümü söyledim. Siyaset nispeten benim dışımda olan hadiseler ama görünen hadiseler. Dolayısıyla ben bunların da etkili olacağını düşünüyorum. Peki fakat ortalık bu kadar karışık mı olmalıydı? Yani bir bakan istifa etmiş akşam hiçbir ulusal kanalda haber yok. İşte burası gerçekten kötü. Yani hoş değil. İnsanlar sosyal medya yıkılıyor. İşte Halk TV konuşuyor. Her tarafa çekiyor. Ama doğru bilgi kaynaklarında haber yok. İşte burada bir açıklama olmalı. Sosyal medya iletişim başkanlığından olmalı. İletişim başkanlığından. Diğer medya haber alabilmeli ve bu haberi kullanmalı. Veya yok saymamalı ortada bir istifa var ve bir saat geçmiş yalanlanmıyor. Efendim işte şeyi hacklenmiş, hesapları hacklenmiş. Soruyorum kendide mi hacklendi? Yani birisine bir açıklamada bulunamaz mı? O birisi sosyal medya hesaplarından açıklayamaz mı? Kim bu iletişim başkanlığı olamaz mı? Şimdi dolayısıyla o kadar yalan yanlış haberler var ki mesela bir tanesi beni çok üzdü. Bu haberleri bugün basında görüyoruz. Ve MHP'de buradan yaptı açıklamayı. Kim yaptı bu açıklamayı? Bülent Arınç. Neymiş? Yani MHP Bülent Arınç üzerinden yaptı bunu. Neymiş? 40 tane vekil gidecekmiş. Berat Bey bu görevde durursa 40 vekil ayrılacakmış. Cumhurbaşkanı bunları çağırmış, dinlemiş ve Berat Bey'i görevden bu şekilde sen çekil demiş. Yani böyle bir haber. Şimdi bu haberi açıkçası Bülent Bey vasıtasıyla millet duyacaksa yazık. Herhalde ne söylemek istediğimi anlamışsınızdır. Burada iletişim başkanlığı acaba ne hiç rol oynamıyor mu? İletişim başkanlığı hem halkla iletişimi hem yerine göre milletvekilleriyle başkanlık arasındaki iletişimi sağlayacak birisi olmamalı mı? Yani milletvekilleri gidip Bülent Arınca mı şikayet ediyorlar acaba? Bülent Arınç vasıtasıyla mı ulaşmak istiyorlar? Yanlış burada. En büyük yanlış burada. Burada ne olması lazım? İletişim başkanlığıyla bu bilgileri... Bu sıkıntılarını ulaştırması lazım. Evet bir başkanlık sistemi var. Netice itibariyle başkanlık sisteminde kendi partisi de olsa partili, umumi aynı zamanda bir milli bir milletin tamamını temsil eden bir kurumdur başkanlık sisteminde. Dolayısıyla iletişim başkanlığı başkanlığa bağlı olduğu için burada da iletişimi sağlamalı bence. Ve bu çok önemli. Burada bunu Bülent Arınç vasıtasıyla ulaştırıyorlarsa yazık. Evet Berat Bey'in biz de çok duyduk. Yanına yaklaşılması zor bir kişilik olduğunu. Bunları çok sık duyduğumu ifade edebilirim çeşitli vesilelerle. Bu siyasette hoş değildir. Siyasette başkan vardır. Başkanı bileceksin, başkana göre hareket edeceksin. Ama gerek il başkanlığı, gerek zaman zaman milletvekillikleri buralarda Başkana rağmen işler yapmayacaksın kardeşim. Bu gerçekten önemli bir husus. Başkanlık durumunu bileceksin. Burada da ortaya ne çıkıyor? Aileden olma. İşte bir sıkıntı da burada. Çok başarılı dahi olsanız, çok çok, çok başarılı dahi olsanız, en küçük yaptığınız yanlışlar dahi başkana gidiyor. Çünkü neden başkanın ailesindensiniz? Oraya yakınsınız şayet şöyle kibirli bir duruş bile bak başkanın sayesinde böyle. Belki de bu sizin tabiatınız olabilir. Bunu bilemem. Yani insanın tabiatı da böyle olabilir. Ama birine yanlış geldiği zaman bu davranış veya bir hareketiniz topluma yanlış bir mesaj olarak ulaştığında hemen işte kime yakınsanız başkana ona gidiyor. Onun için bizim toplumumuzda bir kişi müdür olduğunda onun ailesine bakar. Rektör oluyor hanımına bakıyor. Başkan oluyor damadına bakıyor. Eskiden de başbakan olur yakındakilere bakmazlar mıydı? Dolayısıyla burada da bütün bu davranışların da Cumhurbaşkanımıza bir ters algı olarak yanlış olarak yansıdığını hep birlikte görüyoruz. Keşke ben böyle bir durumda daha rahat daha net açıklamaları yapsaydı. Çünkü şu anki şu istifa biçimi dahi topluma yanlış bir şekilde yansıyor ve yine zarar veriyor. İşte bütün bunlara baktığımızda siyaset bazen konuşmak da gerekiyor sevgili dostlar. Neden? Çünkü devletimizi ilgilendiriyor. Çünkü milletimizi ilgilendiriyor. Çünkü geleceğimizi ilgilendiriyor. Evet, siyasetnameler yazılıyor. Ne için? daha doğru adımlar atabilelim. Ülkemize yanlış olarak dönmesin. Siyaset nameleri de yazan tarihçiler, din adamları, devlet adamları bu siyaset nameleri de yazılıyor. Biz de bunların ışığında değerlendirmelerde bulunuyoruz. İnşallah hayırlara vesile olacaktır. İnşallah evet bazen başlangıcı böyle karamsar gibi gelir ama çıkışı aydınlık olur. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın çok net ve güzel açıklamalarla bu karamsar tabloyu da ortadan kaldıracağına inanıyorum. Milletimize bu Amerika seç, Amerika'daki seçimler ve devamında bazıları çok şeyler bekliyor. Yani ABD'nin elini öpmeye hazır o kadar adam var ki kardeşim kim gelirse gelsin. Bakın onunla da kim irtibat kurarsa kursun milli olacaksın, milli bakacaksın. Haklarını en güzel şekilde gözeteceksin. Türkiye zaten bunu yapıyor. Bundan sonra da kim gelirse gelsin bunu yapmaya devam edecektir. Muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlarım.